Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Bu hafta da Santorini'de izleyeceğizler. Geçen hafta gezmiştik fakat bu adayı bitirememiştik. Gerçekten gez bitmiyor. Süper bir ada. İşte şurada bakın mesela birbirinden güzel kitapçıklar var. İşte hanımefendi. Hello. How are you? Hello. Very nice. How are you? Kalapoli kala. Yeah, you are very beautiful. Nice. Nice shop. Very good things. Thank you. They invite everybody to come here. Ah, in the television. Bravo. Hanımefendi mutlu ettik burada Santorini'de. Daha mutlu edeceğimiz çok insan var. Şimdi çok gezeceğiz. Herkesle konuşacağız. Geçen hafta doyamadığınız Santorini'ye bu hafta gerçekten enteresan görüntülerle, bu arada görüntülerle, evet, görüntülerle bütünleşeceğiz. Dakika başı bir uçak iniyor. Havaalanında tam arkamızda olduğu için uçaklar tam üstümüzden geçiyorlar. Peki biz neredeyiz? Biz plajın tam ortasındayız. Bu plaj gördüğünüz gibi buranın ünlü plajlarından biri. Arkaya doğru baktığınız zaman zaten görüyorsunuz şemsiyelerden. Ve her dakika başı bir uçak iniyor. Uçak modelleri arasında siz de seçim yapıyorsunuz. Beğendiğiniz uçağı alamıyorsunuz. El sallıyorsunuz. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Santorini'de karşılaştık. Çok mutluyuz. Biz de çok mutluyuz. Ne yapıyorsunuz burada? Mizinon adalarına çıktık sırayla. Sakız, oradan Mikonos ve Santorini. Evet. En güzel hangisi? Santorini. Çok beğendik. Mikonos çok karışmış. Cinsiyetler karışmış orada. Bulamadık diyorsun ama. Ve beni hiç sevmediler orada. Evet. Bu kadın kim? Niye kadın geldi buraya bizi falan dediler. Bulamadılar orada. Evet. Kızımızı İzmir'de bıraktık. Kimi? Kızımızı. İsmi ne? Laura. Laura. Gördüğünüz zaman zaten beraber seyredeceksiniz de buradan bir selam alalım. Laura'ya. Laura siz seyrederken bir yaş daha almış olabilir yani. Bir yıl sonra mı göstereceksin? Ne güzel, evet. Genç göreceğim kendimi. Yakaladık sonunda. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. Memnun olduk. İyi günler. Sağ olun. Ayrıca ne diyorsunuz yalnız? Ha, tamam. Ne oldu, problem mi var dedim ben de. Tamam. Neyse, sokağımıza geliyoruz. Vatandaşlarımızı gördük. Mutlu olduk sevgili. Dünyanın her yerinde Türk görme özelliğimiz var zaten. Burada da gördük ve sevindik. Burada ne görüyoruz? Burada alışveriş merkezi görüyoruz sevgili. Fakat bunlar enteresan. Mesela şan fıstık. Aynı ülkemizdeki gibi. Gördüğünüz gibi kaç para? 4.80 euro. Yani bu paket 8 milyon lira. Bu kız satıyor. Seyirciler 8 milyon liraya satıyormuş. 8 milyon lira bizimle aynı hemen hemen değil mi abi? Yaklaşık aynı fiyata. Similar like Turkey. Yeah, the price similar. You have been in Turkey? No. You live in the island? Yeah. Very nice island. Thank you. You live in paradise. Say hi to Turkey. Hello. Evet, tatlı bir Yunanlı kız seyirciler. Thank you very much. You are very kind. Evet seyirciler, konumuza geliyoruz. Buradan aşağı doğru bu cadde gidiyor seyirciler. Gidiyor ve burada insanlar alışveriş yapıyor. Buranın gecesi daha bir enteresan. Şimdi gündüz görüyorsunuz ya, geceye bağlıyorum olayı. Bakın bakalım burası gece nasıl oluyor. So beautiful. Sevgili ufak kafelerde böyle kediler görüyorsunuz. Hani ülkemizde gördüğümüz manzara da oradan aklımıza geldi. İşte kedi şu anda pasta yiyecek.
bizi gülerek yerden iki hanımefendi gösteriyorum size işte. Mutlu bir şekilde. Ana kız gelmişler buraya. Bizi sevdiler ve bizim fotoğrafımızı çeken beyefendi görüyorsunuz işte. Fotoğraf şu an ters tuşu yedi tabii. Kendinden geçti. Kedi bu arada mutlu. Bu grupta en mutlu olan kedi tekleyecek. Bu işi? Sister. No. Look like sister. My mother. Mother. Very young mother. Evet arkadaşlar, anneye daha büyük bir iltifat yapamazdım şu anda. Where is daddy? Work. He is working and you are spending. Yeah, relaxing, yes. Not relaxing, spending. I thought to give money away. Yeah. Oh no, our own money. You are spending your money. Evet, Alman söyledikleri bu sevgili seyirciler. Beyefendi, onun paraları mı yiyorsunuz diye sorduk. Hani sanki bizim üstümüze vazife gibi ailenin bütçesine daldık şu anda. Kamikaze bir şekilde. Kız tabii ki gülüyor. Bizim sorular biraz lüks geldi. Yunanlar burada da sevgili seyirciler ulaşımı çok güzel düşünmüşler. İşte aşağıda görüyorsunuz. Birazdan göreceksiniz o köşede. Bu tarafta teleferik var. İsterseniz teleferikle çıkıyorsunuz. Hayır, ben teleferiği çok teknolojik buluyorum. Teleferik kullanmak istemiyorum diyorsanız o zaman da sizin için şurada bir eşek turu düzenlemişler sevgili seyirciler. Şu ileride görüyorsunuz adamlar eşek turu düzenliyorlar. Sizi eşekle aşağı kadar indiriyorlar, çıkarıyorlar. Yani aşağı inip çıkma konusunda her türlü çözümü bulmuşlar. İster teleferik, sağ tarafımızda şu anda görüyorsunuz iki teleferik birbirini geçiyor. Ve isterseniz de eşek turizmi. İşte eşekler. Evet, şu anda ölü taklidi yapan bir köpek görüyorsunuz sevgili seyirciler. Hayvan böyle baygın bir şekilde duruyor. Ya böyle yatan köpek ben pek görmemiştim. Zaten herkes şu anda şaşkın bir şekilde köpeği resimlerini çekiyor. İşte hayvan şu anda uyuyor. Evet, böyle uyurmuş. Yoldayız, yanlış anlamayın. Burası en işlek yolunlarından biri. Ve bu yolun tam ortasında yatıyor hayvan şu anda. Yani dünya umurunda değil, rahat bir şekilde, gayet huzurlu bir şekilde yatıyor orada. Hayret bir şey. Bu hafta Santorini'deyiz sevgili seyirciler. Santorini'yi gördünüz. Güzel bir yer. Fakat bugün tepeden tırnağa her yerini göreceksiniz. İşte Santorini. Slow motion for me. Slow motion for me. Moving slow motion for me. Slow motion for me. Slow motion for me. Moving slow motion for me. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Slow motion for me. Slow motion for me. Yanındaki arkadaş sevgili seyirciler Yunanların milli boksörü. Olimpiyatlardaymış ve derecesini öğreneceğiz birazdan. You were in the Olympics? Yeah, I've been in Olympic Games. Yeah, I'm a boxer, 75 kilos. Yeah. We have a great Olympic Games in Athens. How many more Olympics you? I believe I can play in two Olympic Games. Two Olympics more, yeah. We wish you good luck. Okay, we wish you good medals, gold medals. Olimpiyatlarda dövüşmüş, zaten burnundan da belliydi. Koç, işte bu da hocası sevgili seyirciler. You are proud of them? Yes, it's very good. I have no good luck in Olympics. Olympics, yeah. Only last down 1 point. Yeah. It's a really, it's a winner. Yeah. Like, okay. Did you ever use your skills out of the sport, in the street, for example? No, never. No, nothing. Only boxers. Evet, sizler boksörlerin hocasıydı bu. Gördüğünüz gibi en ufak bir şekilde iş disiplininden taviz vermedim ve ciddiydim. Çünkü sonuçta boksörler, şaka olmaz tabii. Biz de yani burnumuzu seviyoruz.
Yani kulüplerin önünde bekleyenler görmüştük ama diskoteklerde oluyor. Peki restoranın önünde bekleyen olur mu? Bu bayanlar bekliyorlar sevgili seyirciler. Kimi bekliyorlar? Bizi bekliyorlar. Çünkü beraber geldik. Bu işin şakası, hiç alakamız yok sevgili seyirciler. Biz masum bir şekilde erkek erkeğe gireceğiz şimdi. Sizle beraber tabii kızla erkekle olacağız. Restoranın içini çekeceğiz ve hep beraber göreceğiz. Çocuklar kaçtı sevgili seyirciler. Gelme. Çocuklar kaçtı, kızlarla biz kaldık burada. Yes, back Turkish? Yes. Me too. Ha, ne yapıyorsun? Eş, gittim. Bunlar biraz alkollü galiba, öyle mi? Bana mı öyle? You speak Turkish, no? Yeah, little bit. Yes, you understand Turkish. Merhaba, nasılsın? Eş. Yavaş yavaş. Why did the boys run away? Because they yarmak diyor. Huh? Mafyoner, mafyoner. Mafya, mafya. This is from the mafya. Russian mafya. Russian mafya. Evet, sizde burada kafa yapmaya başladılar yalnız. Have you ever been in Turkey? No, but we're gonna be there in like... Maybe in Turkish. Ah, you've been in Turkish. Eight times. Which part? Anatolia, Kemer, Marmaris, all Turkish. No Istanbul. Money, no problem. You can fly wherever you like. Mafia, you see the mafia? They pay, yeah. They pay everything. You just say, I want to go to Istanbul, they take you, eh? Yeah. Die, you're gonna die. Okay, thank you very much. Thank you. Have a nice night. Evet, bunlar biraz iyi durumları yani çekecekler. Ve burası da loca. Şimdi locaya çıkıyoruz. Çünkü özel müşteriler locada dediler. Biz de o yüzden locaya çıkmak istiyoruz. What's your name? Honey. Honey'nin çekecekler bugün doğum günmüş. Ve burada arkadaşlarını toplamış. Güzel bir doğum. Utandı tabii ki. Yeah. You were thinking of celebrating with 20 of your friends. Yeah. Now you are celebrating it with 20 million. 20 million, yeah. Yeah, alkışlar. Bu kadar güleç bir çocuk ben görmedim uzun zamandır. İşte görüyorsunuz, bizi görünce gülüyor çocuk. Evet, bu çocuk reklam filminden kaçmış gibi sevgili seyirciler. Ne bakar mısınız? Şöyle bir şey olabilir mi? Name? Lydia. Evet, Lydia sevgili seyirciler şu anda bütün sempatisini bize... gösteriyor. Hakikaten. İyi ya. Bana hayatım önce bu kadar gülen çocuk olmamıştı harbiden. Lidya. Evet, bugünkü programımızı Lidya'ya ayıracağız sevgili seyirciler. Şu anda takıldım harbiden. Çünkü bu kadar sempatik bir çocuk olamaz ya. How old? 6 months. 6 aylıkmış. Şu anda 6 aylık bir bebek görüyorsunuz. Son derece mutlu bir şekilde. Fazla yaklaşma kamerayla gülüşsün. Evet, şimdi Esat'a sempati yapmaya başladı. İlk defa oluyor bu. Lidya herkese gülüyormuş bu arada, benim balonum patladı. Lidya gel böyle. Ya herkese bakıyor, bak bakışlara bak, bakışlara. İnceliyor insanları bak. Evet, en çok bana. Most me but smiley. Evet sevgili seyirciler, bu Lidya'yı harbiden bana göre
direkt reklam filminde oynatmak lazım. Karnınız acıktığı zaman seks yaşayan hanımefendiye başvuruyorsunuz. Çünkü o sizin ihtiyacınızı gideriyor. What's your name? Efkihiya. Efkihiya. Yes. Hard for me, sorry. Happiness in English. Happiness. You are happy. Yeah, I am. Efkihiya sevgili seyirciler. Mutluluk anlamına gelen ismi varmış. Bizi de mutlu etti. Ne yaptı? İşte bu restoran onların sevgili seyirciler ve bizi yedirdiler, içirdiler. I'm advising Turkish people to come to this restaurant when they come here. Of course. They should visit Amos. You live here? No, in Greece, in Athens. In Athens. So you come here for working? Yes. Yeah, just summer. For the summer, yes. Next summer holiday in Bodrum. In Bodrum? Bodrum. Okay. You come Bodrum, Turkey. Of course. Okay. I'm going to arrange a job for you. Say hi, Turkey. Hi. Kız gerçekten sempatik. Kız güzel de servisi var. Feel my drum. Santorini is a very beautiful island. It's it's definitely the most exciting island in Greece. Evet, işte gelin. Hanımefendi bizi davet ediyor. Your, her name? Irini. Irini sevgili seyirciler. Irini, evet, 40 yıldır bu adadaymış. Irini gelin diyor size. Evet, biz bu saatten sonra Irini ne derse onu yapacağız sevgili seyirciler. İçeri alındık. İşte mutfak sevgili seyirciler. Bizdeki hazır yemeklerden var burada da. Mesela karnıyarık. Irini'nin annesi sevgili seyirciler. İşte bu da karşınızda küçük Irini. İşte Sarapol, Sarapol, Sarapol. Anlatayım şimdi. Bu kızlar akşam dans edecekler sevgili seyirciler. Dansçı kızlar. Fakat şu anda provadalar. Yani burada prova yapıyorlar. Burasını hisar gibi düşünürseniz şu anda prova saati. Bu kızları normalde biz kıyafetleriyle göreceğiz akşam saatlerinde. Fakat biz o sırada burada olmayacağımız için bizim için şu anda bir gösteri hazırladılar. Ve bu gösteriyi seyrediyoruz hep beraber. Bakalım ne kadar güzel dans ediyorlar. Yetenekli kızlar, bu yaşta dansçı olmuşlar ve güzel bir şekilde dans ediyorsunuz. Ve koreografiyi hep beraber seyrediyoruz. Şarkı devamı değişiyor fakat dans da devamı değişiyor. Ve güzel hareketlerle bir uyum sergiliyorlar şu anda. Just met them. Yes, before 5 minutes. 5 minutes, yeah. Evet, teşekkürler. Şu anda kızla dört kızı görünce beyefendi buraya gelmiş, angaje olmuş. Italiano ragazzi. You're from Italian. Italiano. You are showing Greek hospitality today. Exactly. Yeah. At least you want to show, you know. You want to take them to dinner maybe. Not to dinner, to my club. To my club. You have a club. I have a club, very yes. Nice. One second. Translation. Okay. Evet sevgili seyirciler, beyefendi kelimenin tam anlamıyla yazılıyor şu anda. Dört kızı görmüş burada. Dört İtalyanı görünce tabii ki şu anda ön kayıt şeklinde bir tutum sergiliyor. Yes.
How are you? I'm gonna invite you to my club. I'm gonna invite her to my club. Where are you from? Roma. Roma. Just four of you? Yes. Do you have parents and no boyfriend? No. Too many to pass. Okay. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel. Zor şartlardayım şu anda. You are in, from the same school? Yes. Same school? Same school. So best friends? Yes. Yeah. So you like each other very much? Yes. She talks about your her secrets to you always? Yes, always. You know all her secrets? I know everything about her. Yeah, is she a nice girl? Yes, very much. Yeah, does she have a boyfriend? Yes. Sometimes. Hi. Burada bir kız daha var, bunu unuttun abi. Şş. Don't forget her. Evet, çünkü... Thank you very much. Time is up. Evet, sevgili seyirciler. Bize verilen süre doldu beyefendi. Bize verdi. Now it's your turn. Good luck. It's my turn. Yeah, but they are a little cold. It's no Italian, problem. Italian girl. Italian girl, same girl. I know. No problem, no. Evet, sevgili seyirciler. Çocuğu biz kızlarla baş başa bırakalım. Gel abi, bir tane adam buldum. Süper bir adam var sevgili seyirciler. Şu anda size göstereceğim. Burada satıcı. Yıllarını verdi. Bu adaya yıllarını verdi. İşte... Evet. İşte ayrılmadı. Very good. You grab the fruit together. Satıyorum diyor üzüm ve burada aynı zamanda muz satıyor. Your name? Spiros. Spiros sevgiler. Your name is Spiros. Tam 70 yıldır buradayım sevgiler. Very nice. You step to me. Ha, 70 yıldır bu merdivenden çıkan herkes beni görür diyor sevgiler. Before no street, me street. Ha, yolu ben yaptım filan demeye başladı. Abartmaya başladı yalnız ha. Yama. Ha, içmene gerek yok diyor sevgili seyirciler. Biz böylece Yorni Spiros'la burada kadeh tokuşturduk. İşte Türk-Yunan dostluğu dedikleri bu. Şu anda gözlüğünü takıyor ve bu mutlu adamı alkışlıyoruz. Gerçekten adamın belki parası yok ama gönlü zengin. Miriam'ı Afrika'sında bırakıyoruz ve tekrar Santorini'ye dönüyoruz. Santorini'de biliyorsunuz mükemmel bir deniz vardı ve biz o denizi size tam gösterememiştik. İşte Santorini devam ediyor. Santorini'de mutfak olayı var sevgili izleyiciler. Manzara da var, mutfak da var. Özellikle tatlılar biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Biz tatlı olayına biraz hastayız. O yüzden de şöyle ufak bir üçgen hazırladık. Feridun Bey'in, Esat Bey'in ve benim yiyeceklerim. Nacizane. Özendirmek gibi olmasın ama Feridun Türkiye'den geldiğini belli edercesine baklava istedi seçeceğim. İşte Feridun baklavası. Benim görevim de Feridun baklavasının ona layık olup olmadığını öğrenmek. Feridun'cum bir saniye. Tam ağzına layık. Hakikaten baklava çok güzel seçeceğim. Bizdeki ev baklavalarını andıran bir baklava. Burada da Esat Bey'in keki var tabii. O da doğru seçim. Burada da benim muzlu krepim var. Çekim biraz daha uzun tutacağız ki arkadaşlar yiyemesin. Ben de böylece şu baklavanın sonunu göreyim. Evet, baklava hakikaten ülkemizi özletmedi. Hadi biraz manzara seyredelim. Yukarı çıkıyoruz ve bu adanın en güzel manzaralarından birine doğru yürüyoruz şu anda. Bu tepenin özelliği şu, çok güzel bir manzarası var. Görünce siz de bana hak vereceksiniz. İşte çok güzel çıktım, güzel kız. How are you? Where are you from?
Croatian. Croatian, yeah, from Turkey. You are popular in Turkey. Evet, biz de manzara köşesine geliyoruz. İşte manzaradaki iki hanımefendi ve aşağı doğru çarşaf gibi birini görüyorsunuz. Very nice view, huh? Beautiful. Yeah, it's nice to watch it. It's quiet. It was quiet until we came. Yes. Actually yes. Yes, we're all waiting for the sunset. Yeah. Kızcağız kendi başına şurada manzarayı seyrediyor. Biz de zaten biliyorsunuz insanların burada manzarayı seyretmesini seyrediyoruz. Your husband? Yeah. How long married? She's hoping. Hoping to be. Hoping to be. Not yet. Not yet. Kocam mı dedi? Evet dedi. You cannot find more beautiful girl than her. Thank you very much. Yeah, very beautiful. Thank you very much. Evet, evet, bu arkadaşlarımızı burada evlendire duralım. Şuradan aşağı doğru baktığımız zaman manzaraya bir kez daha bakıyoruz. Hiçbir itiraz yok. Şeyle şu anda aynı takımdan olduk sevgili izleyiciler. Siyahlarımızla Saşa gördüğünüz gibi son derece sempatik bir hayvan. Saşa şu anda tasma takmak istemiyor. O yüzden de problem yaratıyor sizler. Sahibi fırça atıyor şu anda. Sahibi kızgın şu anda, bayan görüyorsunuz. Kızgın. Ve bozuk bir şekilde gitti Saşa'ya. Saşa bir tek beni istiyor. Beni de pek istemiyormuş. İşte Red Beach ya da Kırmızı Plaj arkamda şu anda ve insanlar denize giriyorlar, güneşleniyorlar ve tatilin tadını çıkarıyorlar. Burası bana göre gerçekten mükemmel bir ortam. Hadi bırakın sahilleri, biraz da alışveriş yapalım. İşte arkadaş çekeceğizler, geçti gördünüz. Ne alışveriş yapacağız? Araba alışverişi. Yani alamayacağız aslında, veremeyeceğiz. Fakat göreceğiz. Bugün görmeye geldik. Güzel arabalar göstereceğim size. Bizle beraber şu araba turuna bir çıkar mısınız? Göstereceğimiz araba, araba mı uzay mekiği mi belli değil sevgili seyirciler. Hakikaten insan bakarken gözlerini fal taşı gibi açıyor. İşte biz de gözlerimizi açtık ve bu arabaya hakikaten uzun uzun baktık. Evet, gördüğünüz bu sempatik aile arabası sevgili seyirciler 330 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yani bu arabayı alırsanız 330 kilometreye kadar sürat yapabiliyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz ona biz karışmıyoruz tabii. Onun dışında birkaç bilgi daha vereyim size. 3.8 saniyede 0'dan 100'e çıkıyormuş. O da çıksın tabii sevgili seyirciler. Yani bunun arkasında herhalde jet motoru falan var. 3.8 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor. 330 km hız yapıyor. Ne kadar yakıyor diyeceksiniz. Onu da öğrendim, merak etmeyin. 24 litre yakıyormuş. Böyle devirsiz kullanırsanız. Yani 100 km 24 litre benzin yakıyor. O bilgiyi de not alın. Arabaya bakın. Bu arabayı alamadınız. Yani paranız yok. Arabayı da çok beğendiniz. Adamlar bunun da çözümünü bulmuşlar sevgili seyirciler. Size şöyle bir şey veriyorlar. İşte görüyorsunuz. Bu arabanın aynısı. Birebir aynısını yapmışlar. Eğer o arabayı alamazsanız büyük hizmet bence, bu arabayı alıyorsunuz. Tek bir fark var. Arabaya binebilirsiniz. Evet, nefeslerimizi kesiyoruz. Arabamıza son bir kez bakıyoruz. Çünkü bugünkü programımız bir tek bu arabada oluşmuyor sevgili seyirciler. Müsaadenizle başka yerleri gezeceğiz. Gezmeye de devam edeceğiz. Bu arabayla buradan el sallayarak vedalaşıyoruz. Ve biz seyahatimize devam ediyoruz. Dimitri, bu isme dikkat edin. Çünkü Santorini'de sabahdan akşama kadar biz Dimitri dedik. Neden Dimitri dedik? Önce Dimitri'yi tanıyalım. Dimitri oradaki rehberimizdi. Santorini'de elimiz ayağımız Dimitri'ydi. İşte Dimitri. Dimitri'ye varıyor. Good. Good. Evet, Dimitri gördüğünüz gibi tam bir Yunanlı. Dimitri'yi gördünüz. Bir adam her dakika, her çekimde fonda yer alır mı?
Yani bazen çekimlerde arkamızda bazı insanlar görüyorsunuz. Santorin'de her çekimde arkamda Dimitri vardı. Adam bir türlü kameradan kopamıyordu. Bu tişörtler bana göre özgün. Ben beğendim, onu söyleyeyim size. İşte gördüğünüz gibi tişörtler burada. Adam satışını yapıyor. Arkada da her zamanki gibi Dimitri. Evet, kediyi şimdi hemen tabii ki hanımefendiye hediye edeceğiz. Dimitri oğlum ya. Paranızı akıyacaksanız bu noktaya geliyorsunuz. Çünkü burada Dimitri var. Abi bu eleyemiyorum ben böyle. Dimitri. El salladı size. Yunanlı aile size el salladı. Herkes mutlu. Biz tekrar plajlara gidiyoruz. Size. İşte tabii ki plaj deyince aklımıza ne geliyor? Utandığı için çıkmak istemedi. Şu anda zaten utangaç bir şekilde bakıyor bize doğru. Evet. Yakışıklı çocuk fakat televizyona çıkmak istemiyorum Acun. Çok utangaçım dedi. Yemekler dört dörtlük. Yerin adı Amos. Unutmayın, Amos'a geliyorsunuz. Yemekleri yiyorsunuz. Orada bizim Dimitri var seyirciler. Hani kaçıranlar için Dimitri'yi. Orada oturuyor Dimitri gördüğünüz gibi. İşte Dimitri. İşte Dimitri seyirciler. Şu ana kadar 156. kez ekranlarımızda Dimitri'yi görüyoruz. Çünkü Dimitri adam markajı uyguluyor. Hazır. Hadi abi, boş ver artık. O herif bir parçası oldu bu işin. Parça da manzaranın da parçası oldu abi. All picture, all picture. Abi, Dimitri, I'm Dimitri. Yeah. Bak, you are Acun. You are Acun now. You are Acun. You are Acun. I'm Dimitri. Bak, I'm Dimitri. I'm Dimitri. Bazı durumlarda bizim de saçmaladığımız oluyor sevgili seyirciler. Biz diyerek ekibi kastetmiyorum. Çünkü burada bireysel bir saçmalama var. Santorini güzel bir yer sevgili seyirciler. Devamlı söylüyoruz ama hakikaten güzel. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman güzel güzel mağazalar görüyorsunuz. Utangaç insanlar. Sokaklarda tipik bir Akdeniz iklimini sergiliyor sevgili seyirciler. Sokağın iklimi olur mu lan? Santorini'de rastladığımız minik bebek bizi hayran bıraktı sevgili seyirciler. Demek ki dünyada böyle bebekler de varmış. İşte Lidya karşınızda şimdi. Evet, bu çocuk reklam filminden kaçmış gibi sevgili seyirciler. Ya bakar mısınız? Şöyle bir şey olabilir mi? Name? Lidya. Evet, Lidya sevgili seyirciler şu anda bütün sempatisini bize gösteriyor. Lidya'yı gördünüz. Süper bir bebek. Fakat konsantrasyonumuz bir şekilde yine dağılmıştı. Harbiden bana göre direkt reklam filminde oynatmak lazım. Evet. Burada da Lidya'nın... Bak dön abi. Sorry. One second kamera. İşte bu da Lidya'nın büyümüş. Lidya'nın büyümüş hali sevgili seyirciler. Bu sefer röportaj yaptım arkadaşlar. Yunanistan'ın boks milli takımından sevgili seyirciler. Adamlar milli boksör yani. Ve benim olayı size bir şekilde aktarmam lazım. Feridun da sağ olsun çok güzel yardım ediyor. Şaşak İlker ya. Ha okey. Gel abi. Boş ver abi, bunlar boksör oğlum. Ya. Herife ne diyeyim ya? Söylemese bizim ekip boğazına düşündür sevgili seyirciler. Dünyanın her yerinde bir restoran buluruz ve hemen yemeklere yumuluruz. Ve konu da tabii ki bu sefer yemekler. Hazır yemeklerden var burada da. Mesela karnıyarık. İşte karnıyarık sevgili seyirciler. Karnıyarık abi. Karnıyarık abi. Hayır, uçakla patlıcan uçakla. Tamam, karnıyarık patlıcan uçakla. What is this? Fish. Balıkmış bu arada. Evet. Tamam ya, seninki de komik kaçtı. Ne karnıyarı be abi, ne çıktı balık. Feridun Bey'in şimdi çatal ve kaşık polemini seyrediyorsunuz. Şu baklavayı alsın abi, şu baklavada git kaşığı alsın. Çatal. Daha hiçbir şeyi doğru düz söyleyemiyoruz ya. Ben... Niye aslanı kaptan diyor adam gibi. Ona bir şey demiyor. Arkamda bir değirmen var. Size göstermem lazım. Fakat maalesef yanlış değirmeni gösteriyorum. Millet fotoğraf makinesi hazırlamış. Yukarıda da bir değirmen var. Değirmenin orada ne işi var diyeceksiniz. Değirmen nerede olacağı belli olmaz sevgili seyirciler. İşte oradaki değirmen. Yer değirmeni ya. Çok normal. Olmaz ne demek? Hüseyin'in lafı şöyle. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Hemen apar topar şimdi çıkıyoruz. Nereye? Dünya turuna çıkıyoruz. Dünyayı baştan başa gezmeye başlayacağız. Kim bilir nereden başlayacağız onu ben de bilmiyorum. Hadi hep beraber seyredelim. İşte gördüğünüz gibi şehirden geri kalan bunlar. Buralar zamanında evmiş sevgili seyirciler. Fakat yanardağ ansızın patlamış ve koskocaman bir şehir yok olmuş. Geriye Napoli denen yeni bir şehir yapılmış. Napoli! Bunlar da karne yok, ellerine veriyorlar. Yani abi...
Böyle bir karneyi bana verselerdi herhalde zamanında. Karnenin üzerinde 3 tur oynardım abi. Georgia, polis ya. Eğer yaramazlık yaparsan seni polise veririm diyeceğim şimdi. Evet, işte gelin ve damat şu anda, evet sevgili seyirciler, bu mutlu anı yaşadılar. Tabii bizi tanımıyorlar. Evet, şu anda evet, gelin ve damat şoktalar. Neyin şokudalar? Bizim şokumuzdalar. Bizim ne alakamız var diye. That bounce right here. Evet, şu saçlara bakar mısınız? Böyle bir şey oluyormuş. Harbi söylüyorum, böyle saç görmedim. Çocuk, buenos. Macit? Macit sevgisi. Michael dediklerine göre bizimki Macit. Macit, senden memnun burada, söyleyeyim sana. Kızın ailesiyle beraberdik. Son dakika haberlerini veriyorum. Jet Sosyete'nin iki çeşit çocuğu var sevgili seyirciler şu anda karşımızda. Ön taraftaki ağlıyor, arka taraftaki gelmek istiyor. Evet şu anda Jet Sosyete'den son sesler. Hazır mısınız? Atıyor. Ya biz bu adamları normal zannetmiştik, cahilliğimize verin. Çünkü gerçekten güzel pozlar veriyor şu anda. Size doğru görüyorsunuz. Yatma pozu verdi şu anda. Bobby ile beraber bugünkü programımızı buradan sunacağız. Aman abi. Ben sırtımı. Evet, bakalım. Al da gör bakalım ötekide. Söyleyeyim en fazla 4 dakikaya da 5 dakika taşırım. Thomas şu anda gidiyor sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi binik hala almıyor fakat tabii ki sahibi ne derse onu yapıyor. Aguamos ya con un cotago. Bir Kübalı seçecekler. Havana'da gördüğünüz gibi meydanda dans ediyor. Bir yanda prosu, bir yanda elinde ne var onu göremiyorum. Fakat gayet mutlu. Bir yandan dans ediyor, bir yandan şarkı söylüyor. Gördüğünüz gibi her türlü figür de var. Kübalı Havana'da nerede kaldık? Tabii ki bizim de başımız sokacak bir ev oldu seçecekler. İşte biz burada kaldık. Comandante Che Guevara. F-I-F-T-Y-C-M-T-N-S-N-O-O-B.
şu yediği parçaya bakar mısınız? Evet, biz bu yaşlarda simit zor buluyorduk. Çocuk gördüğünüz gibi etin içinde yaşıyor. Greeks loves Turks and Turks love Greeks. Hayır, bu kadar sıcak bir, ben Yunanlı görmedim de inşallah devamı vardır bunun. CNC Music Factory y el Webame. Llegamos, prepárese. Deniz için söyleyeceğim tek kelime var. Aman, aman, aman. Ailenin minik yavrusu orada size el sallamak istiyor. Minik yavruyu el sallatacaklar şimdi. Evet. Ama o henüz bakıyor el sallıyor. Teridon seni çok sevdi. El sallıyor sana. Evet, gördüğünüz gibi. İşte ne güzel, Patagonya'dan mısın kardeşim dediğimiz zaman evet diyebilecek tek adam burada şu anda. Bu eserisi bir gün gelirseniz tango dersi alın. Çünkü seyretmesi çok zevkli ve böyle bir gösteride eğer eşinizin dostunun yanına yaparsanız bana göre onlar da çok beğenecektir işte. Şu anda evet, herkes alkışlıyor. Hayvanın örgücüne dokunacağız. Sizin için dokunacağız. Evet işte ailesi bize bakıyor. Bu nasıl hayvan oğlum? La 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 la. La 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 la. Again. So listen what I say, yeah, I am a fan of you. Not everyone can do this, though, in fact only a few. Sophisticated, hard curated, that's who I am. Diablo biraz gelişmiş sevgili seyirciler. Yani bu hayvan 2 ay sonra falan ilk insanlığı yemeye başlar bence. So Diablo is the young brother of Tyler. So. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. İşte zullar sevgili seyirciler. Bunlar adamın ciğerini alır söker sonra da bıçaklar sonra dilim dilim yapar diye olayı özetleyeyim. Biraz vahşi oldu ama adam da çok hani humanist bir tipe benzemiyor açıkçası. Şu anda arkamda adam topu kuruyor. İnşallah patlatmaz. Evet. Evet. Hadi gördüğünüz gibi çekeceğiz. Şu anda her geçen ona bir şey yapıştırıyor şu anda. Etrafından döneceğim sizin için. Feridun, sen kal orada, ben dönüp geliyorum. Gördüğünüz gibi bu kadardan fazla büyümüyor bu hayvanlar. O yüzden yolda yürürken dikkat edin. Bunların üstüne bile basabilirsiniz. Şu an
anda bir dans show seyrediyorsunuz sevgili izleyiciler. Köyde görüyorsunuz çocuklar şu anda kendi figürleriyle bunu öğrenmişler kendi kendilerine. Ve burada Shakira ile dans ediyorlar. Evet, köylü çocuklar sevgili seyirciler. Figürlere bakarsanız inanılmaz bir uyum var. Keçi bakışıyorlar şu anda. O ot galiba lezzetli. Öbür keçi de şu anda ona dalmak istiyor. İşte. Bizimkini konudan uzaklaştırıyor şimdi. Bu bizim keçimiz. Gel ya, gel. İşte sevgili seyirciler, Acun Firar'da ekip olarak şu anda keçilerimizle birlikte Komor Adası'ndayız. Yolda yürüyoruz. Uygun bir fiyat yakalarsak bu keçiyi satacağız. İşte adam şu anda koptu. This is part of my exercise. Very nice exercise. It's not unusual, you want to be loved by anyone. It's not unusual, you want to have fun with anyone. Büyük bir sessizlik var. Mesela dinleyin. Hiçbir şey duymuyorsunuz değil mi? Ben de duymuyorum zaten. Yani o yüzden kulaklarınızda bir problem yok. Seyşeller'de plajlar şu anda yengeçlere kaldı. Tabii bu plaj kaldı diyelim isterseniz. Sakin bir plaj. Şurada sol tarafta yengeçleri görüyorsunuz. Yürüyorlar sevgili seyirciler. Biz de şu anda buradan size bir yengeç getirmeye karar verdik. Bu sevimli hayvanlardan en azından bir iki tane toparlayalım da işte yengeç koşuyor, ben de koşuyorum şu anda. Yengeç önünde sevgili seyirciler. Yengeç önünde şu anda. İşte Feridun onu sürüyorum. Feridun. Evet yengeç. İşte deniz kenarında alem büyükleri bu sevgili seyirciler eğleniyorlar. Müzik de çalıyor. Müzik de burada. Hint Show şarkısı yemiş sevgili seyirciler. Şarkıyla bir yandan coşuyorlar bir yandan da şarkıyı dinliyorlar. Şarkıyı biraz daha dinlemek istersiniz belki diye arabadan şarkıyı dinledim size. İçeride dolu bir minibüs var ve artık onların evlerine gitme saati geldi ve onları buradan uğurluyoruz. Aman derslerine iyi çalışsınlar. Şu araba ne? Hatalı sollama. İşte hatalı sollama. Gördün mü orada o arabayı? Evet seyirciler, sakın hatalı sollamayın. Burası bir balık cenneti. Mali Adası balık cenneti sevgiler. Taze balıkları şu anda burada ayıklıyorlar görüyorsunuz. Ayıklıyorlar evet. Evet taze balık geldi şu anda. Taze balık geldi evet. Ama fazla taze bunlar. Dışarıdan görünüş de böyle sevgili seyirciler. Aşağı doğru bakıp halka seslenme pozisyonundayım şu anda. Fakat gayet güzel yolda dediğim gibi. Şu tarafta bir kuş var Feridun. Gördüğün gibi. Bir tane sağa doğru giderken bir tane de uçan var. Uçanı gördün mü?
İşte o da uçak kuşumuz geleceğiz. Buradan istediğiniz zaman kuşa yem veriyorsunuz. Kuş geliyor sizin balkonunuza oturuyor. Konuşuyorsunuz, tekrar kuşlar gibi özgür bir şekilde gidiyor. Kirazı sorduk. Elini değme yanarsın Acun dediler. Kilosu tam 35 milyon lira sevgili seyirciler. Evet, 19 euro 35 milyon liraya bu kirazdan bir kilo alabiliyorsunuz. Alabilirsiniz tabii. Bizim paramız buna yetti sevgili seyirciler. İşte bizim parayla bunu verdiler. Biz de şu anda Acun Firar'da ekip olarak bu kirazı yiyeceğiz. Tabii arkadaşlarım temsilci olarak beni seçtiler. O yüzden müsaadenizle bu kirazı ben götürüyorum şu anda. Evet, tadını da anlatacağım size, merak etmeyin. Evet, gerçekten çok sevimli bir şey sevgili seyirciler. Erevizyon'da ülkemizdelermiş, bize hayran kalmışlar. Antalya'ya tekrar geliyorlar. Onları zaten görmek istiyoruz. Şarkı bana göre süperdi yalnız. Kaçıncı oldu onu araştıracağız. Galiba dereceye girememiş ama olsun. Dünya üzerinde demek ki fazla mantalı yok ki oy verememiş bu arkadaşlara. Tutunmaya çalışıyor ve biz de besliyor. Şu an kafayı gördün mü yavrunun? Yavrunun kafaya bak. Evet, iki gördün mü? Evet, yavru şu anda tabii çok sarsıntıdan rahatsız oldu sevgili seyirciler. Annesine fırça atıyor olabilir. Evet, şu anda yavrunun kafayı net olarak görebiliyoruz. Evet, yavru bu sarsıntıyı hak etmiyorum diyor adeta hareketleriyle. Böyle iri iri arabaların yarışları. İşte bu arabalar şu anda sokakta gidiyor. Çünkü burada yaklaşık 3 gün sonra bir yarış var. Arabaları görüyorsunuz sevgili seyirciler. Adamlar tekerlek koymuşlar ama bayağı iddialı tekerlekler. Ve bu arabalar hep beraber yarışıyorlar. Bu yarışlar genelde tırmanma üzerine oluyor sevgili seyirciler. Böyle 4-5 arabayı koyuyorlar. Üzerinden tırmanarak bunlar bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Take some calls from the request line. Calling number one. Hey! Herkesi bir şekle sokuyorlar demiştik sevgili seyirciler. Bizi de bir şekle soktular. Ne şekle soktular? Evet, bir çar şekle soktular sevgili seyirciler. Şu anda bir Rus çarı olduk. Bu da tahtımız. Tahta oturduk ve şu anda önemli kararlar vereceğiz. İlk kararım tabii ki buradan bir an önce kaçmak.